Bayrama bir gün kaldı. Otobüs terminallerinde de bayram hareketliliği başladı. O yerlerden biri de Bursa Otobüs Terminali. Bayramını ailesinin yanında veya tatil beldelerine geçirmek isteyenler günler öncesinden biletlerini aldı. Bayrama bir gün kaldı. Tatil de başladı. Nereye gidiyorsunuz? Bergama'ya gidiyorum şu an. Otobüsler malum dolu olduğu için oraya bilet buldum. Oradan amcamlarla Manisa'ya geçeceğim. Zorlandınız mı bilet bulmakta? Çok fazla. Üniversite öğrencisiyim. Final haftamda. O yüzden unutmuştum bilet almayı ve mağdur oldum birazcık. Peki tatil için mi gidiyorsunuz? Ailenizle vakit geçirmek için mi? Aslında ailemle vakit geçirmek için gidiyorum. Sonra buraya geleceğim tekrar. Bilet fiyatları nasıl buldunuz? Bilet fiyatları çok pahalı. Bir anda sanki zam gelmiş gibi çünkü Denizli'ye gidiyorum normalde. Denizli biletim benim 500 küsurlarda, 600'e yakındı ama şu an 700 küsurlarda olmuş. Çok fazla artış var. Bergama'ya ne kadar aldınız biletinizi? 550 liraya aldım. Bayram tatili başlıyor. Yolculuk nereye? Afyonkarahisar Bolvadin'e. Ailenizin yanına mı gidiyorsunuz? Evet, ailemin yanına gidiyorum. Öğrenci misiniz Bursa'da? Öğrenciyim. Siz ne kadar aldınız biletinizi? Ben de 400 TL'ye aldım. Bileti geç bir saate aldım. Normalde merkeze alıp öyle ilçeye geçecektim. Ama ilçeye de merkeze de bilet fiyatlarını çok artırmışlar. O yüzden mecbur ilçeye gidiyorum önce ve Arefe günü gideceğim bu yüzden. Peki önceki aylarda ne kadara gidiyordunuz? Ne kadar alıyordunuz biletinizi? 400'e gidiyordum. Yani bir zam gelmemiş sizinkine öyle mi? Gelmedi ama merkeze olan fiyatı artırmışlar bayram dolayısıyla. O ne kadar olmuş? 600-700 civarında. Peki bilet bulmakta zorlandınız mı? Çok zorlandım. Firma sayısı az zaten ilçeye. Bir tane zorlandım. Kurban Bayramı 9 gün olarak açıklandı. Otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanırken firmalar ise yoğunluğa karşılık verebilmek için ek seferler açtı. Araçlarımız dolu. Ek seferler de yetmiyor. Yetmeyince mecbur kalıyor vatandaş parçalanmaya. Ya Antalya tarafı var. İstanbul'a gidenler de var. Mesela İstanbul boşalıyor. İstanbul bu tarafa akın ediyor. Bizim bu taraftaki vatandaşımız da İstanbul'a gidiyor. Yani her tarafa şu anda rağbet var. Fiyatlarda bir artış oldu mu peki? Normal bir artışımız yok bizim. Bu firma olarak. Aynı. Yani bayram geldi diye vatandaşımız sırtından geçirmek istemiyoruz. Biz hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hizmetimizi sunuyoruz. Ek seferlerle talepler karşılandı mı? Daha da yoğunluk devam eder mi bu şekilde? Yarın başlıyor tatil. Bugün ve yarın olur. Yarın nasıl olacağını zannetmiyorum. Bayram tatili başlıyor. Nereye gidiyorsun? Manisa'ya gidiyorum. Ailenizin yanına mı tatil için? Ailemin yanına. Neler yapmayı düşünüyorsunuz 9 günlük bayram tatilinde? Ailemle birlikte vakit geçireceğim. Hep birlikte olacağız. Ne kadar aldınız Manisa biletini? 600 TL'ye aldım. Nasıl sizce fiyatlar? Daha öncesinde ne kadara gidiyordunuz? Bence fiyatlar çok fazla çünkü 400 TL'ye almıştım bir önceki biletimi. Bayram dolayısıyla zam geldi. Sonra o zam kaldı. 400'den 600'e bence artış çok fazla. Hani öğrenciyi düşünecek olursak, sonuçta kendisini geçindiren öğrenciler var ailesinden yardım almayan. Onlar için daha zor. Pahalı bence fiyatlar. En son 400'e ne zaman gitmiştiniz peki? Yakın zamanda mı bir zam geldi? Bir önceki bayramda 400 TL'ye almıştım diye hatırlıyorum. Şu an 600 TL'de.